siz diyorsunuz ki çok yanlışım var, çok boşum var. Hani genelinin nasıl olduğunu bilmiyoruz ki. Aslında bu yayını biraz yapma sebebimiz de buydu. Şimdi bu sıralama sınavı hani şöyle bir sınav değil ki işte herkes 400 puan alsın ancak öyle girebilir üniversiteye. Böyle değil. Yıllara göre biliyorsunuz birçoğunuz takip etmişsinizdir. Taban puanlar ne kadar değişiyor? Hani sıralama önemli bizim için. Bir yıl 400 alım yapan bir bölüm, bir okul. Ertesi yıl 320'ye kadar düşebiliyor puan olarak. Çünkü bizim için o sınavın o yılki durumu, zorluğu, kolaylığı, girenlerin net ortalaması, standart sapması her şeyi etkiliyor. Gerçekten bu elinizi bozmayın. Ailenizin beklentileri var, sizin beklentileriniz var. Bu yüzden baskı diye düşünüyorsunuz. Ama inanın bakın hani aileleriniz de yanınızdaysa keşke onlar da katılsa bu yayına. Buradan ailelere de seslenmek istiyoruz arkadaşlar. Bu sizin hayatınız. Onlar tabii ki sizin için en iyisini istiyorlar ama bu süreçte inanın üzerinize kurdukları baskılar hani kötü niyetli bir baskı değil kesinlikle iyiliğinizi istedikleri için. Ama bazen onlar da doğru değerlendiremeyebiliyor. Onlar da bazen yanlış hareketler yapabiliyor. Hepimiz hata yapabiliriz. Aile de iyiyi düşünürken bazen fazlasını yapabiliyor. Ama lütfen siz bunun farkına varan gençler olarak gerek onlarla da doğru bir diyalogla konuşun. Hani o süreci sizin yönetebileceğinizi, sizin de en iyisini istediğinizi, gelen sonuca göre doğru tercihlerde bulunacağınızı, olmazsa bile bir sene daha hazırlanmayı göze alabileceğinizi, çünkü bunun bir kayıp değil, bir kazanç olacağını, çünkü istemediğiniz bir bölüme gitmektense bir sene daha çok daha disiplinli çalışırsınız. Olur olmaz diye bir şey yok. Hani kimler nereleri kazanıyor, nerelere gidiyor? Bu sadece akademik başarı değil. Psikolojimizi de doğru yönetmek lazım değil mi hocam? Yani ille de o Kesinlikle. sene olacak diye bir şey yok kesinlikle. Ben de buna ek olarak bir şey daha eklemek istiyorum aslında. Şöyle düşünün, yaklaşık hani 30-40 yıl boyunca yapacağınız bir meslek için böyle kazanmanız gereken bir bölüm var. O yüzden hani bir yıl kayıp gibi görmeyin kesinlikle. Tüm hayatınızı etkileyecek bir şey var ortada. Hani çok iyi bir dereceyle mezuna da kalabilirsiniz ya da çok istediğiniz bir bölüme de yerleşebilirsiniz ki umarım inşallah öyle olur. Ama bu bir yıl bence hayatınızdan önemli bir kayıp değil. Aksine geleceğiniz için mükemmel bir köprü görevi görecek bir yıl olarak da düşünebilirsiniz. Ama Kesinlikle. umarım her şey sizin için çok güzel olur. Ve açıklanmasına daha var. Moralinizi bozmayın, bu kadar net yaptım, şöyle oldu vesaire böyle iyice modunuzu düşürmeyin. Çünkü bu bir sıralama sınavı, İnce Hocam'ın da dediği gibi. Ve sıralama sınavı girdiğiniz kişilerle sıralamaya gireceğiniz anlamına giriyor. Sınavın zor olması, kolay olması herkes için öyleydi. O yüzden sizin gösterdiğiniz performans da bunun sonucunda ortaya çıkacak. O yüzden daha canınızı sıkmayın. Biraz eğlenin, güzel vakit geçirin. Yaz Evet. tatiliniz başlasın bence artık. Evet. Bu arada Fikri Hocam bizim de ben şimdi gördüm hocam kusura bakmayın kamerayı yeni Estağfurullah. açtım. Sizin görüntünüzü şimdi gördüm. Fizik hocamız Fikri Hocam hoş Evet. geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Şu anda öğrencilerin özellikle mesajlarını okuyorum. Evet. Niyeyse bu sadece 30 kişi olarak değil, bu sınava yaklaşık 3 milyon kişi giriyor. Evet Şu kesinlikle. anda 3 milyonun çok rahat diyeyim, 2 milyon 900 bini aynı psikolojide. Şimdi benim oğlum da girdi bu yıl. Şu anda aynı buradaki öğrenciler gibi içeride yatıyor. Kendisini odaya çekti. Evet. Baba ben yorgunum dünkü sınavdan dolayı. Şimdi özellikle öğrencilerime şunu söylüyorum. Bakın aslında bu sizin branşınız hocam. Son 3 yılı incelesinler. Kesinlikle. 80 nete özellikle diyorum. 84 nete. Yani benim olan 2.84. Baktım 2018'de 42 bin sıralamaya giriyor. 2019'da bir bakıyorsunuz 48 bine çıkmış. 2020'de 62 bin. 2021'de 70 bin küsüre. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kendi branşım için söyleyeyim. Yani özellikle son 3 yıldaki fizik soruları klasik sorulardı. Öğrencilerimizin beklediği sorulardı. Belki burada şu anda öğrencilerimizden bazıları TYT, AYT kampına girmiştir. Bir saman sorusu vardı. Ve inanmayacaksınız samanı şey yaptılar. Lastik sorusu yaptılar. Örnek olarak birinci örnek. Yani biz hep öğrencilerimize şunu diyoruz. Her yılın ortalaması değişebiliyor. Yani 20 bin kişi oynatabiliyor. Evet. Ben özellikle bugün son 4 yılı, 5 yılı inceledim.
benim olanın üzerinden inceledim ve gördüğüm şu. Şu andaki öğrencilerimin moralinin bozuk olmasını ben anlayamadım. Yani en büyük özelliğimiz şu, araştırmıyoruz. Herkes şu anda 2023'ü düşünüyor benim gördüğüm. Hala daha 20 bin oynatsa da işe yaramıyor hocam. Nilay sana şu kadarını söyleyeyim. Normal denemelerde özellikle giriyorsunuz, işaretliyorsunuz. Net sorularınız belli. Şu anda sınavdan çıktınız, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Evet. Hala bir heyecanınız var. Altta da yazmış, kaç net yaptın Nurcan diye. herkes şu anda birbirini merak ediyor. O konuda haklılar. Ben öğrencilerime şunu söyleyeyim. Bence biraz sabırlı olmalarında fayda var. Kesinlikle. Çünkü ben öğretmen arkadaşlarımızla da özellikle konuştuk. Bunu 2018'in sorularına benzetiyorlar. Yani zor bir yıldı diyorlar. Özellikle matematik. Ha, fizikte ben son 3 yıla baktığımda ve diğer arkadaşlarımla da görüştüm. Son 3 yılda pek bir değişiklik olmadı fizik açısından. Sadece konuları değiştirdiler. Ve ben açık konuşayım. Yani bir öğrenci çok rahat fizik yapar diyorum. Hatta sözel öğrenci bile. Evet, şimdilik bunları söyleyeyim Sayın Hocam. Bir de özellikle mesajları kontrol etmek istiyorum. Hala zor kelimesi kullanılıyor. Buyurun Sayın Hocam. Tabii hocam. Yine mutlaka aralarda sorular da gelecektir sizlere de. Biz onları da yöneltiriz. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir sınavın açıklandığı zamana kadar aslında hani ne olacağı hiç belli olmaz. Hep söylediğimiz gibi. Şu an gerçekten çok ciddi bir moral bozukluğu yaşayanlar Twitter'da, sosyal medyada da sürekli dönüyor. Ama her zaman söylemek istiyoruz. Hani yıllardır şunları da gördük. Sınavım çok kötü geçti deyip de gerçekten hani istediği sıralamaya ulaşan çok öğrenci de gördük biz. Yani burada gerçekten şu an bu hesaplamayı hiçbiriniz yapamazsınız. Yani öğrenciler olarak söylüyorum. Biz de yapamayız. Şu an bu netlerle kaçıncı sıralamaya geleceğinizin tahminini bile yürütmek çok zor. O yüzden beklememiz lazım ve bu bekleme sürecini de kendinize böyle bir hani işkence gibi bir ızdırap gibi geçirmeyin. Artık bitti. Bundan sonraki süreçte siz elinizden geleni yaptınız. Sınava girdiniz. Bitti. Sağ salim o sınavdan çıktık. Biraz bunun farkına, bilincine varmak. Sonuçları bekleyene kadarki süreçte de bu süreci çok iyi geçirmek, ailenizle vakit geçin, yapamadıklarınızı yapın, arkadaşlarınızla vakit geçirin, dışarı çıkın. Hani bu süreci güzel geçirin çünkü kalıcı etkiler bıraksın istemiyoruz sizde. Çünkü bu tarz sınavların gidişatı hani psikolojik olarak da böyle sancılı geçiyor ve sizde kalıcı izler bıraksın istemiyoruz. Önce sizsiniz önemli olan, sizin varlığınız. Sizin sağlıklı olmanız, sizin bu sınavı atlatmış olmanız, hani şu anda önünüzde güzel bir süreç var. Bekleme süreci biraz tabii ki stresli geçecek. Hani ne kadar söylesek de siz onu ister istemez yaşayacaksınız ama arada kendinize bu uyarılarda bulunun. Sevdiğiniz aktiviteleri yapın. Burada Hanener Hocam da ilaveler yapacaktır. Yani o süreci geçirme kısmında neler yapabileceğinize dair. Bence biraz kendinizle olumlu diyaloglarla geçirmeye gayret edin derim açıkçası. Kesinlikle katılıyorum İnce Hocam. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Ben sınavdan çıktıktan sonra herkes mezuna kalacağım diyordu tüm arkadaşlarım. Sonra sadece ben kaldım. Kimse kalmadı. Herkes istediği puanı almış vesaire. Herkes istediği şekilde yerleşmiş, devam ediyor. O yüzden hani açıklanmadan direkt böyle kendinize ben hemen ders çalışmaya başlamalı mıyım, ne yapacağım gibi sorular kendinize yöneltmeyin. Hani ders çalışmaya da bence sene için de daha başlamak için çok erken. Evet. Biraz kendinize zaman tanıyın, bir sınav açıklansın. O zamana kadar da hani şimdiye kadar fedakarlık yaptığınız noktalar illa var. Mesela ailenizi aksattınız, arkadaşlarınızı aksattınız, hobilerinizi aksattınız. Bu aksattığınız noktalara biraz geri dönüp kendinizi mutlu etmeyi, kendiniz için bir şeyler yapmayı, sadece akademik olarak değil. Biraz kendinize dönün, bir şeyler yapın, kendinizi rahatlatın. Sonuçta bu bir süreç ve daha 20 Temmuz'a kadar vaktimiz var. Ve bunu en güzel nasıl değerlendirebiliyorsanız öyle değerlendirin. Sürekli bunu düşünüp bir şey yapmanız sizi farklı bir sonuca ulaştırmayacak, sonucu değiştirmeyecek. O yüzden en güzel nasıl geçirebiliyorsanız öyle geçirin bence.
Kesinlikle. Belki bu süreçte hatta bir hobinizi, bir yeteneğinizi fark edeceksiniz, keşfedeceksiniz. Hani hayat sadece gerçekten akademik başarı. Evet çok önemli. Evet birçoğunuzun hedefi, ideali var. Umarım hepiniz o hedefe ulaşırsınız. Ama bir bakacaksınız ki hayatta akademik başarı, yani herkes işte bir ODTÜ mühendislik okumak zorunda değil. Yani herkes tıp okumak zorunda değil. Hedefiniz oysa ona doğru tabii ki gidin, ama bu bir baskıysa, işte aileniz tıp istediği için, İşte aileniz size mühendislik yakıştırdığı için yapmayın bence. Belki bu süreçte öyle bir yeteneğinizi keşfedeceksiniz ki o gelen puana işte grafik tasarım yazacaksınız. Çok ünlü bir tasarımcı olacaksınız belki. Hani bu süreçte istediğiniz şeyleri yapmaya da biraz odaklanın derim. Hocam daha geldi. Serkan Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum hocalarım. Felsefe hocamız hoş geldiniz siz de. Teşekkürler. Kısaca felsefe soruları ile ilgili bir yorum belirteyim. Sonrasında da öğrencilerimizin genel durumunu da yıllardır da rehber öğretmen olarak görev yapan bir rehber gözüyle de yorumlayayım müsaadenizle. Tabii buyurun. Öncelikle felsefe grubu sorularında hani çok büyük bir sürprizle karşılaşmadık. Yani yoruma dayalı sorular var, evet, ama bilgi ihtiyacı da kesinlikle isteyen sorular. Aşağıdan arkadaşımız yorum yapıyor, çok zordu diye. Evet, şu anlamda zor geliyor. Yani salt böyle geçmişteki felsefe soruları gibi basit yorumlarla çıkılacak sorular değil. Öyle bir tane soru var. Onun dışındaki sorular mutlaka alana dair bilgi sahibi olarak yorum yapılabilecek yerler. Yani konuyu bilmeden yorum yapmanın zorlayacağı noktalar. Ama burada şöyle bir şey var. Bu bir sıralama sınavı. Öncelikle bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Geçmiş yıllardan tecrübelerle. Mesela bir yıl şunu hatırlıyorum. Öğrenci çıktı geldi dedi ki hocam ya mümkün değil yerleşemem. Netlerine durumuna filan bakıyoruz. Ve dedik ki ya sen yerleşeceksin. Ama hocam ha, bu sonuçlar açıklandıktan sonraki durum hatta çok kötü olduğu düşüncesiyle. Çünkü direkt öğrencilerimiz şunu yapıyor. Bir önceki yıla göre bir kıyaslama yapıyor. Her yıl bütün sınavlar için kendi içinde değerlendirilir. Bunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Ve öğrencimize şunu söyledik. Yaklaşık bir önceki yıla göre 60 puan aşağısından bir yere girme ihtimali. Hatta mezun gruptaki bir öğrencimiz olduğu için ya hocam bırak Allah aşkına dalga geçme diyerek bir cevap verdi. Gerçekten de 50-60 puan aşağısından girdi. Şimdi mezun oldu. Sektörün içerisine girmiş biri. Yani her yıl kendi içinde değerlendirilir. Kesinlikle şu an moral bozmayı gerektirecek bir şey yok. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hele hele sınavda barajın kaldırılmış olması gerçeğini arkadaşlarımız bir kenara koyuyorlar. Bu durum başlı başına bu yılı kendi içinde farklılaştırıyor. Barajın kalkmış olması şunu getirecek. Baraj olsaydı belki de boş kalan, yerleşilemeyen birçok yer söz konusu olacaktı. Şu an açık konuşmak gerekirse sınavın ne kadar zor olduğu bence çok bir ehemmiyeti yok. Yani sınav ne kadar zor olursa olsun birkaç soru yapıp puanı hesaplanabilir durumda olan her öğrenci bir yere yerleşecek ve öyle bir durumla karşılaşacak ki bu sadece şunu belirleyecek. Ortalama bir bölüme, ortalama bir üniversitedeki ortalama bir bölüme, hani bu ortalamayı netler açısından söylüyorum. Önceki yıllarda belki de atıyorum o 5 tane matematik işte 20 tane Türkçe yapılarak girilen bir yere bu yıl 2 tane matematik, 5 tane Türkçe yapılarak girilebilecek. Çünkü baraj dediğimiz bir durum yok. Yani bu durumu gözden kaçırmasınlar. Üzülmek için çok 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 erken, hatta çok açık konuşmak gerekirse ben bu yılki YKS'de üzülmek için hiçbir gerekçe görmüyorum. Şu hesaba girmeyin arkadaşlar. Alttan mesajlar geliyor. Yani neresi kaç net ister? Bu her yıl kendi içinde değerlendirilir. Bunu kesinlikle unutmayın. Günü geldiğinde yapılacak tek şey şudur. Sıralama, hatta orada bile şununla karşılaşılacak. Bir önceki yıl taban puanı oluşmamış yerler var. Oralarda rahatlıkla girilebilecek hale gelecek. Gereken tek şey şimdiden şunu söyleyebilirim. Tercih dönemi geldiğinde geniş bir yelpazede yani kendi puanının üstünde de altında da geniş bir yelpazede
tercih durumunu belirlemek, barajın olmamasını gözden kaçırmayın. Eğer netiniz hesaplanacak kadar da, daha doğrusu puanınız hesaplanacak kadar birkaç net yaptıysanız emin olun bir yerlere girersiniz. Merak etmeyin. Kesinlikle katılıyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Hani öğrencilerimizin bence böyle içlerine de ferahlık gelmiştir biraz. Çok moralleri bozuktu çünkü. Dediğim gibi hocam, yani bu yıl her yıldan çok daha rahat hareket edilebilecek bir yıl. Hani şimdiden şunu yaşayan arkadaşlar var. Az önce mesajlarda da görüyorum. Sonucun açıklanmasını bekleyene kadar işte ders çalışsam çalışamıyorum veya kaybedeceğim. Tekrar ediyorum. Bu yıl birkaç netinizin çıkacağına dair gönlünüz rahatsa merak etmeyin. Bir yerlere mutlaka yerleşir durumda olursunuz. Sadece ve sadece dediğim gibi totalde netinizin kalması, çünkü puanınızın hesaplanması yeterli olacak. Baraj yok arkadaşlar. Yani bunu gözden kaçırmayın. Kesinlikle. Ve şunu da düşünmeyin. Farz edin ki şöyle bir durum oldu. Bütün bölümler için, ha bakın şu var. Az önce bir arkadaşımız dedi ki hukuk için geçerli mi? Yukarıda zaten hani hukuk gibi, mühendislik gibi, öğretmenlikler gibi limitin belli olduğu yer. Aynı şekilde, ama orası için de şu geçerli olacak. Orada bakın şunu demiyor hiçbir zaman. Orada çok gözden kaçan bir durum var. Şu kadar matematik neti yapmış olmak, şu kadar AYT'de işte edebiyat neti yapmış olmak diye bir şey yok. Tamam. Sadece şunu diyor. İlk işte şu kadar 100 binlik, 200 binlik, 80 binlik sıralamada bulunmak. Bu bile aslında şu anlama geliyor. Öğrencinin en iyisi neyse onu alacağım. Şunu düşünün, en iyi yapanın işte sınavda atıyorum işte yarısını kaçırdığı bir sınav. Teorik olarak belki çok uçuk geliyor. Mümkün mü? Mümkün. O yüzden hiçbir zaman bize şunu demiyor bakın. Şu kadar Türkçe yapan, şu kadar matematik yapanı alacağım diye bir sıralamadan bahsetmiyor. Tek gereken şey şu. Sıralamada işte 80 binin içerisinde olmak, 120 binin içerisinde olmak. Bu da sonuçta daha düşük puanlarla da olsa yine o sıralamanın içerisine girecek. Az önce hocam bahsetti. 80 netle farklı yıllarda farklı sıralamalara girmiş olmak, bu bir gerçek. Sadece sınavın açıklanacağı günü beklesinler. Bir korkunun içerisine girmesinler. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bir öğrencimiz dedi ki hocam ben bu yılki sonucumla yine de mezuna kalmak istiyorum. Zaman filan kaybetmiş olmaz. Sonuçlar açıklanana kadar şu an sadece dinlenin. Ferah bir zihinle hareket etmek hepsinden önemlisi. Olur da kararınız bir sonraki yıla kalmak olacaksa da kesinlikle size lazım olan tek şey var. Ferah bir zihin. Kesinlikle evet. Çok ben çok teşekkür ediyorum sayın hocalarım. Yayını takip etmeye devam edeceğim. İyi günler diliyorum. Sağ olun hocam katılımınız için. Çok teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. İyi dersler dileriz. Tuğba hocam hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar hocalarım. Hoş buldum. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Kimya hocamız, Tuğba hocamız. Teşekkürler. Umarım. Evet, ben de iyiyim. Teşekkürler. Öncelikle bütün öğrencilerimize, sınava giren herkese geçmiş olsun diliyorum. Zor bir süreçti. Yani bu süreç biraz hani sınav kısmı gitti. Öncelikle arkadaşlar hepiniz bir rahatlayın, rahat olun. Artık sınav bitti. Bütün kitaplarınızı kaldırabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Hani o şekilde yaparak belki biraz daha rahatlarsınız. Yani üzerinizden bir yük kalktı artık. Geçmedi hocam diyenler var. Evet. Bütün sınava girenlerin haklarında en hayırlısı olsun diliyorum. İnşallah en güzel yerlerde olurlar. Haklarında en hayırlısı olsun. Kimya için konuşacak olursam, TYT'ye baktığımızda sorular gayet açık, anlaşılır ve zor değil, kolaydı. Sınavımız geçen yıl değil de biraz daha şöyle 2020 yılına anımsatacak sorular vardı, hani benzerdi. Ve MSÜ, Milli Savunma Üniversitesi sınavı, bu sınava da yakındı kimya için sorularımız. Genel anlamda kolaydı. Az önce fizik hocamız söylemişti hani sözel
tarihçi birinin de ya da eşit ağırlık birinin de yapacağı sorular. Kimya TET için de aynı şekilde diyebiliriz. Eşit ağırlık birinin ya da sözel branşlı birinin bile yapabileceği tarzda sorular vardı. Sadece biraz düşündürücü, hani okuduğunu anlamaya yönelik biraz sorularımız o şekildeydi. Zaten Türkçe biraz zorlamışlardı. Ha, kimya için de dediğim gibi okuduğunu anlama olarak. AYT zordu diyenler var. AYT içinde konuşmam gerekirse, AYT'de genel anlamda diğer yılları baz alarak benzer sorular. Nasıl benzer sorular? Tabii ki formüllerimiz vardı AYT'de. Bilenin yapabileceği sorular vardı. Mesela biraz daha açacak olursam, organik kimyada 3 sorumuz geliyor. Bu 3 sorunun bir tanesi kolay, diğer ikisi zor sorulmuş. Geçtiğimiz yıllara nazaran organik kimya biraz daha zordu diyebiliriz. Bir KÇÇ sorumuz var, beklenmeyen bir soruydu. Hani önceki yıllarda gelmemişti, bu yıl geldi. Ama diğer konulara baktığımızda işte gazlar olsun, sıvı çözeltiler, enerji, denge, bunlar rahatlıkla yapabilecek sorulardı. Bir de pil konusu vardı. Pilden iki tane sorumuz var. Bir tanesi biraz düşündürücüydü diyebiliriz. Bir ners eşitsizliği ile ilgili bir sorumuz vardı. Burada biraz düşünmek gerekirdi. Evet, sorularımız bu şekilde. AYT'yi genel olarak baz alırsak orta diyebilirim. Çünkü kolay da vardı, zor da vardı ama genel itibariyle orta diyelim. Güzel. Tutturduğunuz sorular varmış hocam herhalde. Teşekkür ederiz, yazan öğrenciler var. Aa, ne güzel. Vizikosite diyor. Vizikosite geldi, tutturdunuz. Teşekkür ederim, yazan öğrenciler var. Yine buradan da öğrencilerimize hem kimya hem fizikle alakalı hocalarımıza sorularınız varsa onları da yöneltelim istiyoruz. O şekilde onlar da sorularınızı cevaplamak adına yardımcı olacaklar sizlere. Ama biraz daha stres hakim gibi görüyorum hocam. Hani bir an önce açıklansın, bu bekleme süreci çok zor, evet, diyorlar. Hani öyle. Biz rahatlatmaya çalışıyoruz biraz. Hani hepimiz yaşadık bu süreçleri aslında. Tabii ki. Bu süreçlerden geçtik. Ama her zaman için hep dediğimiz bir şey var. Hani kendiniz biraz daha bu süreci güzel geçirmek için daha olumlu şeyler düşünün. Evet, bekleme süreci her anlamda, yani her şeyi beklemek sancılıdır. Ama bu süreçte evet, geleceğiniz çok önemli. Evet, bir an önce olsun bitsin istiyorsunuz ama herkes sizin ancumda, öyle düşün. Yani milyonlarca kişi girdi bu sınava. Herkes aynı durumda, herkes beklemede. Sizi iyi hissettirecek şeyler yapın, olumlamalar yapın. O süreçte kafanızı dağıtabileceğiniz etkinlikler yapın ki daha çabuk geçsin süreç, daha çabuk aksın. Ki biraz önce felsefe hocamız, aynı zamanda rehberlik de yapan hocamız da söyledi, Serkan Hoca. Yani sınav açıklandığında her şey belli olacak. Şu an kafamızda kurmanın hiçbir anlamı yok aslında. Sayın biraz... Hocam, ben bir de ekleme hocam, yapayım. Buyurun lütfen. Özellikle öğrencilerimiz de veya sizler daha iyi takip ediyorsunuz. Farkındaysanız özellikle bazı bölümler dolmuyor. Yani öğrenci tercih etmiyor. Bu da aslında bizim öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Tabii. Niçin büyük bir avantaj? Dediğim gibi bu bir sıralama sınavı. Evet, kesinlikle. Özellikle diyorum, yani ben öğrencilerimin yerinde olsam her şeyi bırakırım. Kendime bir aylık bir hobi edinirim. Özellikle bir aylık bir hobi. Ve rahat olun diyorum. Yani herkes sizin durumunuzda. 3 milyon kişi varsa... En iyisi de aynı sizin durumunuzda, en düşüğü de aynı sizin durumunuzda. Yani benim gördüğüm hala bir telaş var. Acaba girer miyim, 2 yıllık olur mu, 1 yıllık olur mu gibi. Yani bence biraz rahat olun en başta. Dediğim gibi biraz sosyalleşin. Özellikle son 1-2 ay iyice kendinizi odanıza kapattınız. Ben... Bizzat buradaki öğrencilerimden de biliyorum. Evle konuşmayı bırakan öğrencim varmış. Yani ben bunu annesi şikayet etmişti özellikle. Hocam dedi, bizim çocuk dilsiz gibi eve giriyor, odaya geçiyor. Aynı buradaki öğrencim de aynısını yapmıştır. Bence o dilsizler şimdi iyice bülbül olsunlar diyorum. Özellikle. O kadar haklısınız ki hocam. Evet, hocam ben her zaman şunu diyorum. TYT her çoğu kişinin yapabileceğidir ama AYT kesinlikle milli eğitimin kazanım testlerine, milli eğitimin müfredatına uygun sorular.
birazcık bilgi istiyor. Yani dersle ilgilenen bir öğrenci, inanın yapmıştır. Ben öğrenci, buradaki öğrencilerimizin de yaptığına inanıyorum. Ve heyecandan dolayı yanlış hatırladıklarına da inanıyorum. Evet. Çünkü muhakkak sizler de yaşıyorsunuz hocam. Çıkıyor öğrenci, 90 net bekliyorum. Bir bakıyorsun 40. 40 bekliyorum diyen 70-80. Aynen öyle. Yani buradaki öğrencilerime diyorum, İnanın şu anda siz o psikoloji içerisindesiniz. Filiz demiş ki 3 milyonun sınava katılması. Evet, 3 milyon kişi bırakın katılsın. Bu bir sıralama sınavı. Yani isterse 10 milyon katılsın. Sonuç değişmeyecek. Yani ben şuna inanın, ben TYT, AYT kamplarındaki öğrencilerime de söyledim. Sizler dedim muhakkak boş olmayacaksınız. Boş değilsiniz. Evet, Nilay yazmış 70-75 beklerken 65. Bak tekrar söylüyorum Nilay, şu anda siz hala heyecanınızın içerisindesiniz. O heyecan da bir ay daha devam edecek gibi gözüküyor. Kesinlikle. Yani benim tavsiyem biraz rahat olun, biraz sosyalleşin. Yani en güzel önerim bu. Evet. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine dediğimiz gibi Mehmet Durul hocamız geldi, sözü ona da vereceğiz. Fizik ve kimya ile alakalı soruları olan arkadaşlarımız varsa hocalarımıza yöneltelim istiyoruz. Yine din kültürü hocamız var, o da bekliyor. Hocalarımızın da çok vaktini çalmak istemiyorum. O yüzden Fikri hocama da, Tuğba hocama da soruları olan öğrencim ya da hocalarım, sizin ekleyeceğiniz, ilave edeceğiniz kısımlar varsa sizlere de söz vermek istiyoruz. Teşekkür ediyorlar. Din kısmını, evet, birazdan din hocamız geldiğinde onu konuşacağız. Bir de bazı hocam, sorular merhaba. Alıyorum. Merhabalar, evet. Hayırlı yayınlar. Hocam din hoş geldiniz. Hamla Acar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler hocam, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ben bütün arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biraz rahatsızım, o yüzden sesim kötü gelebilir. Çok geçmiş tüm olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Özellikle tüm sınavlardan sonra din kültürü dersiyle alakalı şu yorumu sosyal medya hesaplarından rahatlıkla görebiliyoruz. Diyorlar ki arkadaşlar ahiret sorusu gibiydi sorular diyorlar. Ben yani arkadaşlarıma en azından ahiret hayatlarıyla ilgili bir insanın içine su serpen bir bilgi vereyim. Bu bilgilerin hiçbirini ahirette sormuyorlar arkadaşlar. Yani size Elhamra Sarayı neredeydi diye bir soru ahirette asla sorulmaz. Bu konuda içiniz rahat olsun. Din kültürü dersiyle ilgili açıkçası ÖSYM'nin kendi çizgisini çok bozmadığını ben düşünüyorum hocam. Yani ben özellikle TYT, AYT kısmıyla ilgili öğrenci arkadaşlarla hemhal olmaya çok yakın zamanda başladım. O yüzden geçmişe çok vakıf değilim ama son 2-3 yılı iyi bildiğimi söyleyebilirim. Yani 3 aşağı 5 yukarı hep aynı sorular geliyor ama şöyle belirgin bir fark var. ÖSYM artık din kültürü dersiyle alakalı son 2-3 yılda çok fazla yorum sorusu sormuyor açıkçası. Özellikle öğrencilerin dersle ilgili bilgilerini ölçmeye yönelik cevabı tek kelimelik, iki kelimelik sorular soruyor. Bu sene de aynısını yaptı. Biz de süreç boyunca arkadaşlarımızla soru kampımızda hep buna yoğunlaştık. Özellikle bilgi sorusu ağırlıklı gelecek diye bunu düşünerek, böyle hesap ederek bilgi ağırlıklı sorular çözme gayreti içerisinde olduk. Ve hani TYT, AYT soru kampımıza katılan arkadaşlarımız varsa aramızda sınavda çıkan 5-6 soruya yakın sorular çözdüğümüzü ben rahatlıkla fark ettim hemen. Özellikle felsefi inanç biçimleri, 11. sınıfın 4. ünitesi nihilizm agnostisizm sorusu, sonra Hristiyanlık inanç biçimi teslis sorusu, ondan sonra rasathane sorusu, tasavvuf ilmi sorusu, biz bunlarla ilgili hep sorular çözdük ve üzerinde ısrarla vurguladık. Yani zor diyemeyeceğimiz bir sınav ama kolay da diyemeyeceğimiz bir sınav. Yani orta şeker, arkadaşların biraz üzerinde önemli duran arkadaşların rahatlıkla çözebilecekleri sorulardı. Tabii bundan sonrası için plan yapan arkadaşlarım olursa din kültürü dersiyle alakalı derslerde ısrarla vurguladığımız temel konu şuydu. Biz dedik ki din kültürü dersi bir kavram dersidir. Bu disiplinin kavramlarına hakim olan tüm arkadaşlar bu dersi rahatlıkla, kolaylıkla yapabilirler dedik. Bundan sonrası için de arkadaşlara tavsiyemiz kesinlikle din kültürü dersini çalıştıklarında kavram ağırlıklı çalışsınlar. Çünkü çok ayrı bir disiplin, kendisine ait bir jargonu var. O jargona hakim olmak gerekiyor ki yorum sorularını da özellikle rahatlıkla yapabilelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Tüm arkadaşlara tekrardan geçmiş olsun diyorum. Herkese kıymetli katkıları için teşekkürlerimi iletiyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık katıldığınız için. Çok teşekkürler. Evet. Sözler hocam geldi diye düşünüyorum artık. Hocam zaten bence Türkçe ile alakalı o kadar çok soru aldık ki. Son olarak bir Tuğba hocama döneyim. Ondan sonra sözü size bırakmak istiyorum. Tuğba hocam, sizin ekleyeceğiniz, arkadaşlarımıza söyleyeceğiniz şeyler var mıdır? Evet, bu birisi yazmış sanırım soru tutturmuşsunuz diye. Evet. Üzerinde çok konuştuğumuz bazı konular oldu. Evet, oradan da hani bekliyorduk zaten. Sorular geldi işte. Atomdan olsun, çok hani soru çözerken söylemiştik. Ya da biraz önce sıvı çözeltilerden o viskozite sorusu yine gelecek demiştik. Evet. Beklediğimiz sorular geldi. Dediğim gibi bazı sorular sadece biraz düşündürücüydü. Ama gelen anlamda kimya özellikle TYT kolaydı. AYT de orta şeker diyebiliriz. Sıralama olarak baz alırsak eğer, kimyada sıralama. Geçen yıl işte 5 soruysa bu yıl 6 soru. Bazı öğrencilerden dönüt aldım. İşte neredeyse 1 yanlış, 2 yanlış. Yine AYT'de hani az yanlışlar gördüm. O yüzden biraz daha yüksek olabilir kimya için sıralama bu şekilde diye çok düşünüyorum. Teşekkür ederiz emekleriniz için. Bize de çok mesajlar geldi bu konuda. Kamp grubundaki gerçekten öğrencilerin çok fazla aynı tip soruları sınavda gördüklerini söylediler. Neyse. Katkılarınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz. İnşallah ben çok iyi yerlere gelecekler öğrenciler. Yani burada yer almak benim için büyük bir zevkti. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler hocam. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Teşekkürler sizlere de. Herkese geçmiş olsun diyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Evet Nurullah hocam. Evet. Sevgili arkadaşlar, esprileriniz bu arada 10 numara. Onu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Din de işte ben kendimi dinsiz zannettim yazmış biri. Diğeri Türkçeden dayak yemiş gibiyim demiş. Diğeri Türkçe neydi öyle seçenekler aynı. Bu yeni bir şey değil. Bu senin dediğin bu şikayet konuları herkes için geçerli arkadaşlar. Bu sadece YKS içinde olan bir durum da değildir. KPSS, DGS, ALES. ÖSYM zaten Türkçe sorularını değiştirdiğini söylemişti. Yani bu hep bildiğimiz bir şey. Dil bilgisi kademesindeki sorulara gelirsek kesinlikle dil bilgisi soruları zor değil ki ben bu sene kampta yer alamadım küçük bir rahatsızlığım olduğundan dolayı. Orada da aynı sorular çözülmüş. Ders boyutunda da dikkat edin dediğim şeylerin aynısı çıkmış zaten. Sözü aslında başka bir yere bağlayacağım. Özellikle sorular vardı. 2023 için hocam ne öneriyorsunuz diyen vardı. 2023 için önce bir kafanı dinle. 2023 içinde burada sizden ben iki hocamı yakalamışken İnci Hanım ve Hanne Nur Hocam. 2023 için bir seminer yapar mısınız ilerleyen zamanda müsaitliğinize göre? Kesinlikle biz oturup bunu düşünmüştük, planladık. Sadece biraz bu sınavı bir atlatsınlar. Hani şu an birdenbire evet. 2023 yüklemesi yapmayalım dedik. Hani o kısımla alakalı muhakkak haftaya hatta öyle bir planımız var konuştuk. Tamam. Mutlaka yapacağız. İnci Hanım ve Hanne Nur Hocam söz verdi. Evet. Birlikte ikisi size bir seminer verecek 2023 ile ilgili. Şimdi o dursun orada. Onu at kenara. Herkes bu süreçten geçti arkadaşlar. Türkçe soruları zor muydu? Zor göreceli bir şeydir onu söyleyeyim. Sana zor gelen başkasına kolay gelir. Ama kolay ve zor demek de sınav başarısında kaç net yapacağın anlamına gelmiyor. Genel olarak herkesin zorlandığı bir gerçek ve bu yeni bir şey değil bu arada. Geçen yıl da vardı. Ondan önce yıl vardı. Yani diyeceğim şey eleyici olan ders yine paragraf. Ama bu paragraflar peki gerçekten zor muydu? Şu denklemde düşünürsek zordu. Çünkü sizin çözdüğünüz kaynaklar, işte çözdüğünüz sorular ve ÖSYM sorularını görünce kendi kendinize bir an bu ne? Ben böyle çözmedim. Antrenman dediğimiz boyut. O yüzden adayların %85'i zorlandı. Eleyici yer olması da şuna neden olacak genellikle. Standart sapma olayını belirleyecek. Yani 27-28 net yapmışsan Türkçeden muazzam bir şey bence. O kadar korkutma kendini. Başarı hangi seneye göre baz alacağız başarısına gelince hiçbir seneye göre alamazsın. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Bu hiçbir sınav içinde yok. Sınava giren adaylar sayısı aynı değil. Sınavdaki genel başarı durumu ortada mı değil mi belli değil. Mesela 2019 yılında, 2020 yılında özür dilerim. 2020 yılında bir önceki seneye göre normalde tıpı kazanan arkadaş kazanamadı. 7 bin sıra kayması yaşamıştı. O sene içerisinde düşündüğümüzde pandeminin ilk senesi hatırlayın.
Diyeceğim şey, her senenin standart sapması var. Belki de şu an sizin korktuğunuz, endişe ettiğiniz şu duruma baktığımızda sıralamana biraz geriye düşecek aslında. O yüzden sürekli aynı şeyleri düşünmenize gerek yok. Hepimiz bu süreçlerden geçtik. Acaba iyi yaptım mı, acaba gelir mi diye sınav bir çıktı. Çok iyi bir sonuç çıktı. O yüzden o konuda senin yaptığın ile rakiplerin yaptığının denklemi önemlidir. Birbiriyle bağlantısı var bunun. Yani sen tek bir şeyle düşünemezsin bunu. Herkesin girdiği durumun özeli ve geneli vardır. Türkçe 24 net nasıl? Yani şöyle bir durum. İstediğin bölüm ne? Arkadaşlar bu da çok önemli. İstediğin bölüm ne? Diğer derslerin ortalaması nasıl? Ve genel olarak 24-25 çok kötü bir net değil bu arada, onu söyleyeyim. Neye göre ve kime göre? Tıp istiyorsan kötü tabii ki. Ve diğer dersler de önemli. Matematik soruları ile ilgili hocamız katılamayacak bugün. Matematiğe baktığımızda geçen yıllara göre daha böyle naif, güzel sorular seçilmiş. AYT edebiyata gelecek olursak, edebiyat son yılların en kolay sınavlarından biriydi. Ama bu şu anlama gelmiyor. Herkes yaptı demek değil arkadaşlar. Bir önceki sene de zordu. Ondan önceki sene kolay deniliyordu. 3.75 net vardı. Yani edebiyat ortalamasını, Türkiye'deki ortalaması 3.75. Kolay denilen sene. Diyeceğim şey şu. 15-16 zorlanırsa sıkıntı yok. Bu sebeple birçok denklem var. Yani tek bir branşa göre değerlendiremezsiniz. Paragraf sorularında da önemli kriter de şu vardı. Biraz uzun tutmuşlar ki zaten olması gereken bir şey. Neden diyeceksiniz? Bu bir eleme sınavı. 3 milyon adayın girdiği bir sınavda bir yerden elemesi gerekecek. En güzel yer neresi olur? Türkçe olur. Çünkü neden? Okuduğunu anla, anladın mı, yorumladın mı? Seçenekler aynıydı. Espriler her sene aynı oluyor. Acun'un 5 tane resmini koyuyor yan yana. Hafif kilolu, hafif kilolu. Hepsi aynıydı. Ya bu herkes için geçerli. O yüzden korkacağım bir şey yok. Herkesin, yani çoğunluğun, adayların %60'ının zorlandığı bir ders seni korkutmamalı. Ha şöyle olsaydı, adaylar gerçekten iyi yapmış, sen kötü yapmış olsaydın işin rengi farklı olurdu. O yüzden beklediğinizden daha iyi gelecek. Ama size bir öğretmen ve abi tavsiyesi olarak. Üniversite okumak için okumayınız. Evet. Bölümünüz çok önemli. Seçtiğiniz bölümünüz sizin hayatınıza mal olacak arkadaşlar. Ve bu konuda gerçekten mesleki donanımınızı, ilginizi ve ilerideki kademede düşündüğünüz hayatınızda düşünerekten üniversite okuyunuz. Gençlerde şu var, üniversite okumalıyım, bir sürü bölüm var. Hayır, sakın. Hayatınıza mal olacak, ne diyeceksiniz? Sonradan geri adım atacaksınız. Ve sonradan mesela bir yeğenimden örnek vereyim. Kendisi şu an Sivas'ta. Geçen sene bir bölüm. Dayı, ben bu bölümü okumak istiyorum. Neden dedim. Seviyorum dedi. Peki sadece sevgi mi, ilgin mi, yoksa gelecek planlaması mı? Bugün babası aradı beni. Başka bölüm okumak istiyormuş. Çünkü o gün yanlış karar vermişti. Farkında değildi. Ama nedeni neydi? Gençlerde bir özgür hayat yaşama durumu vardır. Aileden uzaklaşma, farklı bir ile gitme, üniversite okuma. Bu da neye neden oluyor? Hızlı karar. Sakın hızlı karar vermeyin arkadaşlar. O yüzden 2023 durumu ile ilgili şu an onlar için de erken. Yapmanız tek gereken bir şey. Bir yıl boyunca çalıştınız, az veya çok. Sonuçlar çıkmadan hiçbir şey bilemezsin. Ayaklarını uzat, git oyun mu oynarsın, sporsal etkinlik mi yaparsın, gezi mi yaparsın, bunları yap. Türkçe sorularda herkes için aynı olduğu için zor mu? Evet, yayınlara göre zor geldi ama bu seni endişelendirmemeli. Çünkü herkesi zorlayan senin korkulu rüyan olmamalı. Rahat olabilirsiniz o konuda. 23 net 24, yani Türkçe ortalaması tahminime göre bu sene arkadaşlar 13 veya 14 bareminde olacak. Yani çok da bir şey değişmeyecek diye senelere göre. Hatta belki 12-75 civarında görebilir diye düşünüyorum. Bu da şu demek, standart sapması yüksek olacak. 25-30 yaptığında aslında iyi bir şey yapmış oluyorsun. Olay bu. Bu arada sınava hiç çalışmadan girenler de var. Onlar ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Standart sapmayı düşürüyor. İyi yapanlar da yüksek alacak. Aslında onlara dua etmelisiniz. Evet. Sınava girip o boş soruları yanlış cevaplayanlara, öylesine girenlere. O size çok büyük bir nimet, avantaj sağlayacak. Her aday rakibiniz değildi bu arada. Umarım dediğimi anladınız. Anladınız mı? Tepki verin bakalım. Artı koy anlayanlar. Evet. Süper. İşte bu kadar, rahat olun. Ayağını uzat artık. Harikasınız.
Erken bırakanlar oldu. Bir sürü denklem var arkadaşlar. Dördüncü sınıf olup öylesine giren var. Yani onlar hep düşürecek. Biraz çalışanlar belli bir net yaptığında, mesela örnek vereyim, 24 net yapmış Türkçeden. Çok kötü gibi geliyor ona. Ama aslında o hiç girmeyenler standart sapmayı düşürüyor. Senin sıralaman, puanın belliyken belli bir sıralamada çok iyi bir sıralamaya sahip olmanı sağlıyor. Mevzu bu. Her sene aynı. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Rahatlayın artık. Ağzını 23 ile ilgili de olayda İnci Hanım ve Hanım Nur Hocam zaten halledecek. Evet, ayrıca konuşuruz. Hatta şöyle bir şey yapalım mı İnci Hanım? Muhtemelen ilk defa sınava girenler de var veya öylesine girenler de var. Onlara yönelik ilerleyen tarihte böyle bir ne bileyim bir bursluluk sınavı, bir deneme gibi bir şey de planlayalım. Seminerle uyumlu olsun. Öyle bir şey yapsınlar. Hem kendi gelecek seneni planlayabilsin. Seneyi evet. Planlasın. Evet. Bu sene olanlar dursun. Bir sakin ol. Onlar bir beklesin. Hani 2023 kaydı falan almıyoruz şu anda. Evet, tabii. Önce sonuçları göreceğiz. Öyle i̇lk defa girenler, ilk defa girecekler. Öylesine girip seneye sırf hazırlanmak isteyenler için. Evet, kesinlikle yapalım. Bu kısımda yani tek uzam olarak her zaman yanınızda olacağız. Tercih zamanında da ayrıca seminer yapmayı planlıyoruz. Tercihler nasıl yapılır, neler yazabiliriz kısmında, hangi bölümlerin önü açık vesaire, onları da ayrıca konuşmak istiyoruz sizinle. Onu da planlayacağız. Şimdiden hatta notumuzu aldık. O kısımda hani Türkçe öğretmenliğini soruyorsunuz. Şimdi önü açık mıdan ziyade eminim hocalarım da aynı şeyi söyleyecektir. Naçizane şunu söylemek istiyorum. Bir meslek seçerken o mesleğin tabii ki gelecekte yeri var mı yok mu düşünmenizi çok iyi anlıyorum. Bununla beraber bir de şunu sorgulamanızı istiyorum. Ben Türkçe öğretmeni olabilir miyim? Buna yeteneğim var mı? Sabırlı mıyım? Anlayışlı mıyım? İşte Türkçemi iyi kullanabiliyor muyum? Aktarabiliyor muyum? Birine bir bilgi öğretmek hoşuma gidiyor mu? Çocukları seviyor muyum? Biraz da iletişimim iyi mi? Ya da gerçekten bu meslek beni mutlu eder mi? Hayatımın çok uzun bir zamanını bu meslekte geçirebilir miyim? Evet, cevabınız evetse. Çok güzel bir cümle kullandın. O yüzden böldüm. Evet, buyurun mutlu hocam. Mutlu olabilir miyim? Kesinlikle. Bu çok güzel bir soru arkadaşlar. Öyle. Bunu düşünün olur mu? Gençsiniz belki bazı şeylere. Sadece hani olay maaş, para, işte gelecek vaat ediyor mu, iyi para kazandırıyor mudan ziyade kesinlikle sizin sevdiğiniz, mutlu olabileceğiniz, severek yapabileceğiniz bir meslek olması da çok önemli. Hani hep herkes işte mühendislik, öğretmenlik, tıp, şu bu diyor ama biraz önce de söylemişim. Belki bir moda tasarımcısı olacaksın. Belki bir elektrik ustası olacaksın. Ama o mesleği o kadar severek yapacaksın, o kadar çok şey katacaksın ki o meslekte en iyisi olacaksın. Bu çok çok önemli. O yüzden sevdiğiniz mesleği yapmaya odaklanın. Bu süreçte aile baskısına maruz kalıyoruz vesaire diyenler var. Gerekirse biz ailelerinize yönelik seminerler de yaparız. Şöyle düşünün, farklı nesil, siz bambaşka bir nesilsiniz, onlar başka bir nesil. İyiliğinizi düşünüyorlar ama bazen ortak noktadan bakamayabilirsiniz. Bu çok normal. Onları da siz konuşarak, doğru iletişim kurarak onları da ikna edebilirsiniz. Ailenizin sizin için iyi şeyler düşündüğünü unutmayın ve onlarla kötü bir diyalog, yani olumsuz bir diyalog kullanmayın arkadaşlar. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Evet, alakalı. Lütfen. Meslek seçimi gerçekten hayatınızı etkileyen bir durum olduğu için hani genel geçer yargıların, yani mühendisler iyi, doktorlar iyiden ziyade üç alanda incelemeniz gerekiyor kendiniz için. İlginiz, yeteneğiniz ve değerleriniz doğrultusunda meslek seçimi yapmanız gerekiyor. Siz bunları kendinize doğru şekilde analiz ederseniz zaten meslekte başarılı olacaksınız ve bundan iyi para da kazanırsınız. Çünkü insan sevdiği işi yaparken güzel işler yapabiliyor. Kesinlikle. O yüzden kendinizi de iyi tanıyın bu süreçte. Hani sırf bir şeyler iyi olduğu için, popüler olduğu için seçimlerde bulunmayın. Kendinize yönelik seçimlerde bulunun. Aynen öyle. Evet, bir de öğrenciler hep şey diyor, işte hocam sevdiğim meslek diyorsunuz ama sevdiğim meslek işte ülkemizde çok gelişmemiş vesaire. Şundan bahsediyorum. Hani o sevdiğin meslekte kendini öyle bir geliştirirsin ki o meslekte çok iyi olduğunda zaten bir yerlere geleceksin. Hani sıradan bir iş yap demiyorum. O mesleği zaten çok iyi yapıyorsan, yeteneğin varsa sen çok iyi yerlere zaten... Farklı bir boyut getirmek. Yani kesinlikle. Benim, ben edebiyat öğretmeniyim arkadaşlar. Milyonlarca edebiyat öğretmeni var. Ama ben bu mesleği normalde ilk kabul ettiğimde, ilk girdiğim sene normalde hocalar, hocam girme, ne işin var, böyle özür dilerim hocalarım bana, Mehmetciğim ne işin var bu bölümlerde falan diye. Ama ben bölümü severek istiyordum. Hedeflerim vardı. Planladığım şeyler vardı. Şu ana kadar 17 tane kitap yazdım. Örnek veriyorum. Ve birçok kademede kendi tarzımla, farkımla bir şeyler yaptım. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Sevdiğim için. Kesinlikle. Birinci gayem para değildi.
Ama şimdi parasını da kazanıyorum. Demeye çalıştığım bu. Aynen. Başarılı ol. Meslekte iyi olunca zaten. Tabii tabii. Okul öncesiyle ilgili sorular gelmiş. Türkçe gelmiş. Arkadaşlar, Türkiye'de her bölümün önemli avantajları var, dezavantajları da var. Yani sen bu sınava örnek benim kazandın, sonradan bir sınava hazırlanacaksın. KPSS dediğimiz. O kademede de iyi çalışırsan atanırsın ve göreve başlarsın. 5000 de verse iyi çalışmasan yine gidemezsin. Ön açıklık, kapalılık göreceli bir şeydir. Bir de değişken bir şeydir. Tabii ki çok değişken. Her seneye göre 5 yıl sonra ne olacağını bilemeyiz mesela. Tabii hocam, bir de herkes atanmak zorunda da değil. Mesela hani sizden örnek verelim yine. İşte diyorsunuz ben edebiyat öğretmeniyim ama böyle bir yol seçtim. İşte kitap yazıyorum, uzaktan eğitimdeyim, örgünde dersler veriyorum. Hani baktığımız zaman hani atanmak isteyen bir nesil de var. Evet, onlar da o şekilde bir yol çizmiş olabilir. Ama sadece atama olarak da bakmayın. İşte edebiyatın ataması şöyle, işte sosyalin ataması böyle. Belki o alanı okuyacaksınız ama belki akademisyen olacaksınız. Belki kitap yazarı, editör olacaksınız. Evet. Belki kendi kurumunuzu açacaksınız. Yani eğitimci olarak devam edeceksiniz hayatınıza. Sevdiğiniz mesleği seçmek hayatınızın bundan sonrası için çok çok önemli. Kesinlikle. Evet. Deyip ben burada bir son şey ekleyip, arkadaşlar sormak istediği bir şey yoksa eğer burada ben çıkış yapacağım. Muhtemelen hocalarımız da son sözü söyleyip kapatacaktır. Öncelikle bu hayat sizin hayatınız, bu çaba sizin çabanız, sizin hayatınızdan değerli hiçbir şey yoktur. Sınav bir yıl olmaz, iki yıl olmaz, üçüncü yıl olur ama önemli olan mutlu olacağınız bir mesleğe sahip olmak. Umarım sizler için güzel bir sezon olur, sizler için güzel bir başarı olur, sizler için güzel bir başlangıç olur. O yüzden sizler hayatınızda öncelikleriniz vardır. Bu konuda siz değerli bir insan olduğunuzu bilin, bir tanesiniz. Bugün belki korku ve endişeleriniz vardır. Çünkü başardım mı, başaramadım mı? İnsan istediği şeyi mutlaka bir gün başarır. Ama önemli olan sağlığını korumak, psikolojik olarak iyi olmak. Hepinizi seviyoruz. Size bizim geleceğimizsiniz, yarınlarımızsınız. Yüreğinizden öpüyorum hepinizi. Umarım güzel sonuçlarınızda. İnci Hanım ve zaten Hanenur Hocam da kendisi de dedi ki, sen şey döneminde, tercih döneminde de yardımcı olacağız. İnşallah çok güzel tercihler verirsiniz. O süreçte İnşallah. Çok güzel anılar biriktirirsiniz. Endişe etmeyin, rahatlayın artık. Çok düşünerek bir şey değişmez. Gidin biraz kendinize zaman ayırın. Çünkü bu zamanın bir daha geri gelişi olmayacak arkadaşlar. İşte, hocam siz gitmeden çok üst üste sorular. Ayet edebiyatla ilgili de hocam birkaç bir şey söyleyebilir mi diyorlar. Birkaç cümle alabilir yani, miyiz onunla ilgili? AYT edebiyatla ilgili geldiğimizde arkadaşlar, tabii ki zorlu kolaylık olay dedik ya, göreceli bir durum. Ama ben normalde bu sene, geçen sene ben bütün edebiyatı vermiştim. Bu sene halk edebiyatı, divan edebiyatı, metin türlerini falan vermiştim. İrem Hocam diğerine devam etmişti Cumhuriyet'te. Cumhuriyet'te zaten beklenen şeylerdi aslında. Yani beklenen şey derken hocam hepsini beklenirdi. Tabii ki değil. Önemli şeylere değinmiş. Divan edebiyatı kolaydı arkadaşlar. Yani şöyle kolaydı, sorular çok da farklı değildi. Sürrealizm çok kolaydı. Yani hipnoz, bilinçaltı, rüya, yani bunu görünce yapıp geçeceksin. Yani kavram kelimeler, ki hocamız da böyle anlattı. Aynı şekilde döne döne Redifli Necati Bey'e geldiğimizde aynı mantık. Sorular çok zorlayıcı değildi ama şu anlama gelmiyor. Net yüksek alacak olacak veya sıralama kısmı da birçok denklemde geldiğinde bu iyi bir sene, kötü bir sene olarak değerlendirmemek lazım. Kendi standartlarını koruyacaktır yine edebiyat. 4.75 bareminde sıkışacak yani standart sapması. Türkiye başarı ortalaması. O yüzden 18, 17, 19, 20 yapanlar mutlaka vardır. Bunlarda da güzel bir puan gelecektir. Çok zorlayıcı değil, güzel sorulardı. Tabii ki bir iki zorlayıcı soru vardı. Onu da yapanlar zaten full'e yakın yapmıştır. 16, 17 yapanlar endişe etmesine gerek yok. Diyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyoruz. Sizin sağlığınız bizim için çok değerli. Allah'a emanet olun. Tercih döneminde zaten bazı şeylerin dediğimiz gibi olduğunu göreceksiniz. Üzülmeyin. Güzelce hayatınızı yaşayın. Eğlenicinizi yapın. Kendinize iyi bakın. YKS Tayfa. Hocalarım çok teşekkür ederim. Katılım gösteren hocalarıma da çok teşekkür ederim. Birlikte bu günü organize ettiğiniz için de hem Hanenur Hocama hem İnci Hocama teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah teşekkür ederim. Diğer tercih döneminde daha güzel başarılar için farklı bir yayın açarız. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Hocam. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Ben artık kapanmadan Hanenur Hocam'dan da birkaç şu anlamda tavsiye almak istiyorum. Bu süreç psikolojik olarak da yorgun bir süreç. İşte arkadaşlarımız biraz olumsuzluklar söyledi. Bence şu an biraz daha toparlandılar. Onların bu süreci psikolojik olarak en sağlıklı şekilde geçirmeleri için siz neler öneriyorsunuz, neler yapsınlar? Şöyle toparlayabiliriz aslında. Bu yıl gerçekten hepiniz çok emek verdiniz. Özellikle hani
benim ilgilendiğim öğrencilerle konuştuğumda hani gerçekten büyük fedakarlıklar yaptınız. Artık bunların meyvesini toplama vakti geldi diyoruz ya hep. Bu meyveleri toplama vakti geldi şu an artık. Sınava atlattınız. Gerçekten kendinize dönün artık. Tamam, sınav sonucu açıklanabilir. Buna daha vakit var ama o döneme kadar sürekli bunu düşünemezsiniz. Çünkü kendiniz de bir bireysiniz ve artık sizin de ihtiyaçlarınız var. Belki bu dönem açıldığında arkadaşlarınız bir bakacaksınız, farklı şehirlerde olacaksınız, görüşemeyeceksiniz, bunlar da olacak. Bu dönemler gelmeden çok güzel bir yaz geçirin. Arkadaşlarınızdan ayrılmadan, belki farklı şehirlere gideceksiniz, farklı hayatlar yaşayacaksınız ve bunlar çok güzel başlangıçlar olacak. O yüzden bu zamanınızın kıymetini bilin. En güzel şekilde vakit geçirmeye gayret edin. Evet. Onun dışında başka ekleyeceğim bir şey yok sanırım hocam. Sizin var mı? Ağzınıza sağlık. Ben de şunu söylemek istiyorum. Hani hep böyle sınavların bitiminde de arkadaşlarla konuşuruz. YKS grubuna özellikle. Çok önemli bir yaştasınız. Çok güzel bir yaştasınız. Şu anda bir röportaj yapsalar herhalde dünyadaki herkese sorsalar hangi yaşa geri dönmek istersin? Herkes sizin yaşlarınızı söyler. 18, 19, 20, 21. İnanılmaz güzel bir yaştasınız. Bu yaş bir daha gelmeyecek. Bir daha bugünü yaşamayacağız. Yani 20 Haziran 2022 başka yok. O yüzden hayatımız da sadece bir kere var. İnanın düşündüğünüz şeyler bazen çok hayat memat meselesi gibi geliyor ama aslında çok basit şeyler. Biliyorum bazen çok büyütüyorsunuz, bazen çok düşünüyorsunuz ama biraz da şunu düşünmeniz lazım. Hayatta sizi siz yapan değerleri ölçebilen hiçbir zaman hiçbir sınav olmayacak. Sizi ne kadar özel, ne kadar kıymetli, ne kadar biricik, ne kadar inanılmaz biri olduğunuzu hiçbir sınav ölçemez. Yeteneklerinizi ölçen bir sınav olmayacak. Bu sınavlar sadece bir araç. Size hayalinize ulaşmak için kapıyı açan bir araç sadece. Yine o sürücü siz olacaksınız. Yine siz kendi hayallerinize siz ulaşacaksınız. Bu sınavı gerçekten kafanızda çok 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 büyütmeden oldu bitti, şimdi önümüze bakacağız diyerek geçirin. Hobilerinize yoğunlaşın, kendinize dönün, sevdiğiniz şeyleri keşfedin. Belki biriniz yoga yapmayı çok seviyor ama hiç denemedi. Belki onu keşfedeceksiniz. Belki biriniz inanılmaz resim yapıyor, onu keşfedeceksiniz. Belki biriniz işte sudoku çözmeyi çok seviyormuş, onu keşfedeceksiniz. Onları yapın çünkü kişisel gelişim böyle oluyor. Şunu da söylemek istiyorum. Dünyanın en iyi üniversitesine, en iyi bölümüne gidin. Kendinizi geliştirmediğinizde yine bir anlamı yok. Ya da ortalama bir üniversiteye, ortalama bir bölüme gidin. Kendinizi çok iyi geliştirip dünyanın en iyi üniversitesine giden kişiden çok daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Üniversite bir kapı sadece. Sizin değerleriniz, değer yargılarınız, kişiliğiniz, kimliğiniz, idealleriniz, hayalleriniz, yetenekleriniz çok daha fazlası. Bunu unutmayın. Kendinize haksızlık yapmayın. Siz çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar.